Dolandırıcılar da sosyal medyaya girdi ama nasıl? İstanbul'da yaşayan Duygu Bürke'nin sosyal medya hesabını dolandırıcılar ele geçirdi. Duygu Bürke ile yazıştığını sanan arkadaşlarından para topladı. Instagram hesabımdan dolandırıcılık yapılıyor. Öncelikle ben buna kanmam cümlesini sakın kullanmayın. Oluyor. Bir anket doldurdu, dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya hesabı ele geçirilip para tuzağına dönüştürüldü. Ben değilim. Tamamıyla onlara geçti. Ben kendi sayfamın mağduriyetinden ziyade arkadaşlarımın düştüğü mağduriyet, benim yüzümden yaşamış oldukları mağduriyet sadece canımı sıktı. Duygu Bürke'nin Instagram hesabına 4 gün önce tanımadığı kişiler tarafından bir anket gönderildi. En son kadına şiddeti hali alakalı benim videom vardı. Onun üzerine işte biz kadına şiddeti hayırı alakalı bir size form gönderiyoruz. Rica etsek bizi destekler misiniz? O da destek olmak amacıyla başına geleceklerden habersiz o anketi doldurdu ama o dakikadan sonra Instagram hesabı dolandırıcıların eline geçti. Formu doldurduktan sonra Instagram şifremi istedi. Ben de girdim. Instagram şifresiyle birlikte onayladım ve gönderdim. Bir saat sonra hikayemden paylaşımlar yapılmaya başlanmış. Dolandırıcılar Duygu Bürke gibi davrandı ve Instagram üzerinden sanki bahis yoluyla para kazanıyormuş gibi gösterdiler. Arkadaşlarından da mesajla para istediler. O kadar şey cümleler kuruyorlar ki birebir sanki insanlar diyor ki biz duyguyla konuşuyoruz. Mesaj gönderiyorlar. Biz size bir WhatsApp telefonu vereceğiz. Orayla iletişime geçip oradan hesap bilgisi vereceğiz. Oraya para yatıracaksınız. 2 gün sonra da kazandığınız para sizin hesabınıza yatacak şeklinde. Üstelik buna inananlar da oldu. Bir arkadaşım 7000 TL civarında para yatırıyor. Bir arkadaşım da 2000 TL civarında para yatırıyor. Duygu Bürke o dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Savcılığa müracaat ettim ancak şöyle bir durum var. Instagram Türkiye menşeli bir kurum olmadığı için biz maalesef ki yasal anlamda bir şey yapamıyoruz. Sadece Türkiye'deki insanların hesabınıza erişiminizi engelliyorlar.